Merhabalar, ben Köfteniz Köte ve Kasa'nın 20. bölümüne hoş geldiniz. İki bölüm arası ne yaptım? Şunu bitirdim. İçine lav koymadım ama. Biraz çelik ürettim size. Çeliği nasıl ürettiğimi göstereyim. Üste. Her çelik başına bir demir ve iki coal dust koyuyorsunuz. Coal dust'ı nasıl elde edeceğinizi tahmin etmişsinizdir. Macerator'a coal koyarak. Ve whoop. Bize bir adet steel, iki adet de dark ashes veriyor. Sıra silimiz gel. Bunun yanı sıra başka ne yaptım? Şu yol, şuraları asfalta çevirdim. Ve şurayla ilgilendim. Şunlar bunlar Blackthorn'lar, bunlar sayın bilmem neler. Peki bunların sayısını nasıl arttırdım diye soracak olursanız büyüdüklerinde gösteririm. Şunları bir kontrol edelim şimdi. Bunlar patates olacak gibi geliyor. Tamam, sen wheat değilsin. Tamam. Bakalım bunda olacak mı? Hah. Evet, gördüğünüz gibi normal seedlerini de düşürüyorlar. Ufak bir olasılıkla birden fazla seed verme olasılıkları var. Tabi bu gain miktarının artmasıyla da değişiyor. Gain miktarı yüksekse seed, fazlalık seed düşürme ihtimali de artıyor. Tabi sol tıklamalısınız. Tam büyümüş bir taneye. Mesela bunu da deneyelim. Evet, fazladan seed düşürdü gördüğünüz gibi. Ha, burada bir örnek daha karşımızda. Ha, fazladan seed düşürmedi. Bu indigo bu arada. Bu ne işe yarıyor diye soracak olursanız indigo dye elde ediyor. Indigo dye da mavi boya. Ama lapis yerine kullanılmıyor sanırsam. Evet, kullanılmıyor. Bir bakalım direkt lapis yerine kullanıldığı bir yer var mı? Yok. Evet. Şöyle fazlalık seedlerimiz var. Aa, flux seed varmış. Bunu neden ekmedim? Flux, tahmin edebileceğiniz gibi Elora'nın zamanında Red Power'daki flux'ı. Evet. Netherworld'lardan kesinlikle fazlalık bir şey elde edemedik. Şunları son bir kontrol edeyim. Ve bu bölüm yeni bir projemiz daha var. Nedir diye soracak olursanız, ufak bir şey gözlemledim. Arkadan dolaşarak gidelim. Bu ağaç tarlasından elde ettiğimiz çarkollar tek başına iki boyları çalıştırmıyor. O yüzden bu arada bir adet forest'ı yerle bir ettim bunun için. O yüzden şu an böyle stabil bir biçimde. Peki o yüzden ne yapacağız? Yine bir projemiz var. Bunun yanı sıra bolca şunlardan yaptım. Bunlar nedir diye soracak olursanız Ascending Table'da Redstone chipsetlerin işlenmesiyle elde ediliyor. Redstone chipsetler nedir diye soracak olursanız bunlar. Ascending Machine'de Redstone'un işlenmesi. Sonra siz gelin. İki tane yetmeyecek ancak olayın ne olduğunu göreceksiniz. Tabii yanımda blok var. Güzel. Aslında düşündüm de. Şimdi ilginç bir düzen yerleştireceğim size. Bunu alıp şunlardan birini koyarsak ve tıklarsak şimdi tank etti. Space Inventory, Redstone Signal, Engine State, Engine'lerin durumu ama has work. Evet, istediğim şey has work. Eğer çalışabilir durumdaysa Redstone sinyali ver. Bir şey merak ettim.
Tabii bunu işleyemiyor. Bunu da. Glass işleyebiliyor musun? Hayır. Bunu işleyebilirsin. Ha tamam. Ama aşağıya redstone sinyali vermiyor. Bunu nasıl hallederiz? Multipart değilsin sen. Evet değilsin. Bunun için de aklıma bir çözüm geldi. Red alloy. Evet, framed red ola oy wire. Şimdi. Gel. 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 Ve gel. Tamamdır. Şimdi buraya gel, sen de buraya gel. Benim diğer red alloy wire'larım nerede? Her zamanki gibi bulamıyorum, değil mi? Ha, buradalar, tamam. Evet ve bu arada oak kullanmak zorundasınız. 6 tane işim görür diye umuyorum. Tabii gece işim görmez. Evet. Bu arada buradaki makinelerimizi de yeniledim. Ve ufak bir bilgi şuna geçtim. Nasıl craft edildiğini göstermiştim. Elektronik circuit ya da iki aluminium plate ya da iki iron plate. Bu arada şunlardan da iki tane artıyor. Endişelenmeyin. Redstone da gelsin elime. Tamam, gece olmuştur şimdi. Evet, uyuyabiliyoruz artık. Oh. Hızlıca şunu halledelim. Babanım kötü bir niyetli bir yaratıkla karşılaşmayız. Gerçi çevrenin ışıklandırmasını bayağı iyi yaptım. O yüzden karşılaşacağımızı zannetmiyorum. Sen bağlanıyorsundur artık. Test edelim. Hayır, bağlanmıyor. Şu an ciddi bir problemim var. Evet. Bağlanmamakta ısrarcı bu arkadaş. Peki. Şöyle bir vanilla yöntem deneyelim. Evet, bu oluyor. Demek ki neymiş, bazen vanilla daha iyi işlere yarayabiliyormuş. Şimdi yukarı çıkıp benzer bir arkadaşı yukarıya da yerleştirebilirim. Ama yukarıda daha avantajlı olduğumuz bir nokta var. Şu arkadaşlar. Aslında. Has work redstone sinyal. Has work redstone sinyal. Ve aynısı buraya da yerleştirilecek. Ve şu arkadaki engine'lere de. Hemen geliyorum. Evet, bunları yerleştirdik fakat arkadakilerle alakalı ufak bir durum söz konusu. O da fasada ihtiyacımız oldu. Hayır, arkadaki ufak durum o değildi. Şimdilik şu Golden Kinesis Pipe'ı bir kıracağım. Çünkü şimdi fasat bulunması lazım. Evet. Gelelim bunlardaki duruma. Tabii önce şu arkadaşların kalkması lazım. Ve bunların ayarlaması.
Power requested redstone signal. Power requested redstone signal. Yani bu makinelerden biri enerji istediği takdirde. Redstone signal. Evet, şu an enerji isteyen bir şey söz konusu çünkü laserlar 7/24 enerji istiyor. Oh. Bunu çözmenin ilginç bir yolu var. Onu daha sonra kullanacağım. Şu an o kadar umursamıyorum. Aslında onları hep çalışır durumda bırakabilirdim. Hep daha mantıklı olurdu. Neyse, bunu yapmış olduk. Size göstermiş oldum. Evet. Şimdi ihtiyacım olan diğer arkadaşlara gelecek olursak. Bunun için Forestry moduna girmem gerekecek. Tabii bu bize ne? Evet, Forestry for Minecraft diye aratırsak daha rahat olur. Şimdi, bizim neye ihtiyacımız var? Forestry'de. İlk olarak makinelerine bir bakalım. Carpenter, Centrifuge, Fermenter, Moistener, Squeezer ve Steel. Bizim ilk olarak işimize yarayacak olanlar. Fermenter, Squeezer ve Steel. Tabi bunlar için bolca bronz lazım. Bronz. Aslında bronzu elde etmek bizim için kolay bir iş. Alloy Smelter. İşini yap. Bu da bitirmiş. Tabii artık enerji sıkıntısı da çekmediğimiz için rahatız. Başka bronzum yok galiba. Evet, zamanda yaptığımda tam yetecek şekilde yapmıştım. Ha yok, varmış. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Benim bir yerlerde gear'ları depoladığım bir şey vardı sanki, yokmuş. O zaman ne yapalım? Stick. ...64 tane stick yapalım. Ardından da gear'larımıza girişelim. Mesela ferment. Green gear'ları da kullanılabiliyormuş. En azından bunu hatırla. Bakalım. Şurada stone'umuz var. Ancak daha fazla ihtiyacımız var. Gel bakalım. Ardından stone gear. Sonra da yüce bronze gear. Tamamdır. Evet. Bronze gear'dan sonra başka bir şeye daha ihtiyacımız var. O da sturdy casing. Sen kal. Evet. Ve artık fermenterimiz hazır. Yay!
Bunun yanı sıra bize stil lazım. Biraz daha kolay. Ve squeezer lazım. O da kolay. Ama bronzumuz yok. Yoksa var mı? Merhaba bronz. Şimdi önce squeezer. 5, 6. Squeezer ve ardından da steel. Tabi bunun için 4 pabuç değil. Carrot lazım. Ama bir tane steel istemiyorum. Evet, 4 tane steel istiyorum. Ve bunun yanı sıra bana ne lazım? Pipe'ı kullanabilirim. Bir değişiklik olarak. Neticede Buildcraft. Green. Tamam, kaktüsümüz var gene. Ve bakalım başka ne var? Gold. Gold varmış zaten burada. Ve gene lanet olası gece. Şimdi nereye kuralım? Burası iyi bir yer gibi gözüküyor bana. Şimdi ilk aşamamız sen ve sensin. Biraz daha kaktüse ihtiyacım olacak. Dört tanesini saklayalım. Ve bu sayede size ilginç bir makineyi daha göstermiş olurum. Bunu göstermemiştim. Yani geçen bölüm yaptım ancak göstermedim. Ve ihtiyacım olan tek wooden pipe de bu değil. Yani iki. Geri kalanını Greg pipelarıyla hallederim artık. Düşündüm. Sizleri biraz daha öteye taşısam olabilir. Aa dur. Buraya taşıyabilirim direkt. Sen nesin? Squeezer. Squeezer gel buraya. Ya da fermenter. Gel buraya squeezer. Gel buraya. Stiller. Yok, içmesin. Üst kat. Boşuna bir üst kat yapmadık ne de olsa. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Fermenter. Şöyle. Bir saniye, bu squeezer. Fermenter şöyle. Ardından squeezer da
Şöyle gelsin. Ya da şimdi. Fermenter böyle gel. Squeezer böyle gel. Tamamdır. Bu iyi. Ardından yapacağımız şey basit. Senin yönünü değiştirmek. Wrench illa Buildcraft Wrench'i istiyorsun. Aa, ya da dur. Bir saniye, sizi fluid çevirmemiştim. Ah. İlla Buildcraft istiyorlar. Senin çalışıyor olman lazım. İlginç. Senin Buildcraft Ranch olarak çalışıyor olman lazımdı. Bu cidden ilginç bir şey. Ve olmaması gereken bir şey. O zaman ne yapalım? Gidip bunu alalım. Ve onunla şöyle yön değiştirelim. Tamamdır. Şimdi benim gate'lerim nerede? Gate'lerimi unuttum ben, değil mi? Evet. Evet, buradalar. Bunun insanı benim başka neye ihtiyacım var? Interface'lere. Interface. Ha. Bu arada burada da. Interface'ler tamam. Bunun yanı sıra başka neye ihtiyacım var? Ah, sana gerek yok. Bu arada sanırım birden fazla squeezer'a ihtiyacım olacak. Şimdi hatırladım. O zaman ne yapalım? En gerekli olan şeyleri craft edip geliyorum. Evet, gelmişken şunlarla da ilgilenelim. Maalesef sen bir şey değilsin. Sen de bir şey değilsin. Sen bir şey olabilirsin, sen bir şey değilsin ama. İlgimi çeken bir şey değilsin en azından. Sen de aynı şekilde. Sen de aynı şekilde. Sen de aynı şekilde. Tamamdır. Elimize geçen fazlalıkları. Evet, bunlar koko. Şunlar. Şunlar kazara ekleyeyim. Sizleri şimdi şöyle koyalım. Ve yolumuza devam edelim. Yapmamız gereken şeylerden bazı başkaları. İlk olarak şuraya bir tane daha bu arkadaştan gelecek. Tabii seni önce çevirmemiz lazım.
Evet. Şöyle üst üste yapabilirim aslında. Evet. Diğer squeezer da buraya gelir. Şimdi şu ikisini koyacağız. Fluid in tank, redstone sinyal. Fluid in tank, redstone sinyal. Ardından başka bir arkadaşımızı devreye sokacağız. Bunlar şu an. Önden bağlı. Evet, önden bağlayayım. Işıklandırma. Steel'lerin herhangi bir inventory katı inventory'si olmadığı için rahatsız o konuda. Whoop whoop whoop. Tamamdır. Tabii extractor konulacak. Şimdi Stockkeeper'lara ilgileneceğiz. Ama basit sistemimiz bu. Bir de buna enerji bağlayacağız sonradan. Oy. Dışarısı pek hoş bir durumda değil. Ve normal pipelarımı da unutmuşum. Koş köfte koş. Hayatın için koş. Şimdi bize gerekecekler bir adet fazladan barrel. Tabii ki de yok. Nasıl iki adet fazladan barrel yapayım? Wood log yok. Tamam. Fazla bile. Tamamdır. İki adet barrel'ımız hazır. Bunun yanı sıra bize başka ne lazım? Extract. Ha. Item extract chip. Kolay. Aslında iki tane lazım. İki adet item extract chip, tamam. Bunun yanı sıra bir stek elma ve bir sonraki bölümün başında da aslında bu bölüm başlatabiliriz. Öncelikle item extract chiplerimiz filter. Aslında item extractları henüz koymayayım. İlk olarak broadcast değil, Stockkeeper. Gelin bakalım. Stock. Yarım stack elma tut. İkiniz de bu şekilde ayarlandınız. Evet. İkisi de sürekli yarım stack elma tutacak. Bunda ilk olarak stock bir stack sapling. Saniye. Çiplere bir bakmam lazım. Extractor, Broadcaster, Stockkeeper. Senle alakalı ufak bir problemimiz var. Neyse bunu bir biçimde test ederiz.
Hazır elimizde zaten pipe yokmuş. Ama gerek yok. Düşününce. Aslında gerek var. Şimdi sen git. Broadcaster. Önce seni programlamamız lazım. Priority. Şimdi setlink koyarsak ne olacak? Doğru slota gidecek mi? Evet gitti. Peki fazladan setlink koyarsak ne olacak? O da doğru slota gidecek mi? Ah, bu önemli bir soru. Deneyelim bakalım. Umarım doğru slota gider. Bakalım bir şey deneyecek mi? Aa tamam. Bir de fermenter lazım. Bakalım o herhangi bir şey yapacak mı? Fermenterimiz zaten var. Bana bu arada sanırım bir tane daha broadcast gerekecek. Redstone yok. Tamamdır. Hadi bakalım. Siz de sen deneyin. Şu an önemli bir testle uğraşıyoruz ne de olsa. Stockkeeper. Filter. Sen dur. Extractor çıkmışsın sen. Tamam. Stockkeeper tamam. Stock. Tabii önce bana fertilizer'ı mı vereceksin? Stock. Fertilizer. Tam doğru slota koyuyor. Bir şey daha test edeceğiz. Sapling yoksa doğru slota koyacak mı? Evet koyuyor. Tamamdır. Gayet düzgün çalıştı. Sorun yaratacağını düşünmüştüm ama yaratmıyor. Extractor çipi çalıştırmak için bize elma lazım. Bunun yanı sıra bir arkadaş daha bağlayacağım. Bu arkadaş da bu. Sen bana mulch depolayacaksın. Ama interface'im yok. Interface'de craft etmem gerekecek. Neyse ben gereken geri kalan her şeyi craft edip geliyorum. Evet ve tekrar buradayım ve flux. Ve asıl önemli olan şey hops.
Bunlardan ne elde ediliyor diye soracak olursanız, içki. İçki yapabiliriz bunlarla. Değişik içkiler yapmayı bir deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Evet ve gelelim. Enerji pipe'ı getirmemiş miyim? Getirmemişim. Enerjiyi en son bağlarız artık. Şimdi şurada bir yerde... Evet. Burada. Bir kıracağım seni 2 saniye. Zaten kırmam gerekiyormuş. Junction'ı unutmuşum. Enerji pipelarını da orada bulurum. Gel Junction. Evet, Junction'ların hepsini kullandım galiba. Evet, Junction'ların hepsini kullandım. Tamamdır. Adım gibi eminim ben enerji pipelarını buraya koydum. Kendimi nasıl tanıyorum? Ama bu bana yetmeyecek. İnventörüm de bana yetmeyecek. Evet, şu 8'liği de alalım. Dın. Bu yetecek. Şimdi gelelim şuraya ve Junction'ımızı yerleştirip bunların güzel yanı bir inventörlere bağlanmama huyları aslında güzelmiş. Onu öğrendim. Evet ve bunları yerleştirdiğimize göre şunları da geri yerleştirdiğimize göre şuraya geri dönelim ve biraz uzak bir yerdeymiş. Evet, bayağı bir uzak bir yerdeymiş. Neyse, fazlalıkları daha sonradan temizlerim ben. Evet, burası daha mantıklı. Ha. Sana da mı sevgili inekçik? Evet ve bağlandı. Apple Broadcast derken. Evet ve enerjiyi de bağladık mı? Evet biliyorum kablolar pek hoş bir biçimde bağlanmadı. Ama elden ne gelir?
Aslında daha kısa bağlayabileceğim bir hat var. Buradan nasıl geçeceğiz? Böyle geçeceğiz. Sana da gerek yok. Neyse şunu halledip geliyorum. Evet ve böyle bir hat bağladım aşağıdan. En kolayı bu geldi. Muhtemelen şimdilik böyle kalsın diyeceğim. Ve serinin sonuna kadar böyle kalacak. Evet. Elma sularımız da hazırlanıyor. Evet. Bir saniye. Elma suyunu neden çıkartmıyorsun? Yandan mı olması gerekiyor yoksa? Deneyelim. Ama arkadan da çıkıyordur diye düşünüyorum. Umarım alttan değildir. Aa, doğru, bunların otarkik gate olması lazım. Şu an çıkartamıyoruz. Otarkik gate nedir diye soracak olursanız. Otarkik gate. Oh. Evet. Şu an Great Tekin item taşımacılığını kullansam çok daha... Evet. Sıvı taşımacılığını kullansam çok daha iyi olur. İki bölüm arası bunları yerleştiririm. Son halinde size gösteririm. Aa, ama bitirmeden önce son bir şeyi unuttum. Son bir ayarlamayı. Geri kalanı zaten tahmin edeceksiniz. Greg Tekin zımbırtılarını hatırlıyorsunuz. Export chip. Sen ve sen. Girecekleri yer ise belli değil ama. Şu fakat sana o item bilmem ne chipsetini koymamız lazım. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötü haftanın günler. İyi eğlenceler.